Bu üçlü nasıl bir araya geldi ya? Arkadaşlar herkese selamlar. Türkçe rap piyasası gerçekten karıştı. Zaten son zamanlarda birçok paylaşımlar görmüşsünüzdür. Bu konularla alakalı Evet. kısa bir özet geçmek istiyorum. Herkesin vakti değerli, bu yüzden 30-40 dakikalık bir video yapmak istemiyorum. Hızlı bir şekilde kim haklı kim haksız. Helal lan Robert. Helal lan. Biz bunları Aç bir bitir aga. Content dediğin aç bitir olacak. el alalım istiyorum. Ne olacak? Ya bu ikili nasıl bir araya geldi peki? Onu konuşabiliyor muyuz? Yani Cenk Hoca ile Robert ne alaka? Bro. Bro bu ne diyor biliyor musun? Hocam şarkı dinliyorum. Ya nasıl bir şarkıdır bu bro? Ya Fatih ne? Kız kendini Cardi mi zannediyor bro? Resmen. Hocam, beni diyor. Beni diyor. Bro. Fark mı hocam diyor. Ya ne demektir o biliyor musun? Ne demek? Gel beni yap. Gel beni. Ya bu kızın babası yok mu ya? Bu kızın babası yok mu ya? Daddy issues. Olayın başlangıcı Uzi'nin festival. Neydi? Bu neydi? Bu reklam mıydı? Neydi bu? Festivalde yuhlanması. Biliyor musunuz? Uzi, ben doğuya gidiyorum ama buraya gelirken uçaklarda bildiğiniz gibi business class yok. Yani konforlu. Hiçbir şey anlamadım. Ben öyle büyük bir şeyim ki olayın gerçeği bu da değil kardeşlerim. Yani önceden aslında sözleşme yapıyorlar Uzi ile. Uzi de buna karşılık ekonomi sınıftan bilet aldığına dair faturasını artık her neyini gösteriyor yani kanıt olarak. Burada hocam bariz bir şekilde konuşma tarzına da bakarsanız Uzi'yi resmen böyle yuhlatmak için, kötü göstermek için elinden geleni yapmış yani. Yani konuyu ben açıklayayım. Robert açıklayamamış. Uzi Ağrı'da mı bu şov? Neredeyse işte bu festival mi şov mu neyse artık. Ağrı'nın doğuda bir yerde. Uzi de olacak orada. Mustafa Sandal da var. Şimdi oradan sıçramış. Oradan oraya sıçrıyor galiba bu olay. Uzi'ye burada organizatör galiba bu. Organizatör kişi çıkıyor diyor ki normalde Uzi de olacaktı diyor. Bu kadar büyük sanatçılar geldi buraya diyor. Ama Uzi beyefendi kıçını ekonomi sınıfta gelmek istemediği için festivale gelmedi diyor. Böyle bir şey diyor millete yuvalatmak için. Bugün Uzi gelmeyecektir işte şu sebepten dolayı diye normal açıklama yapsa tamam. Ama diyor ki abi Uzi beyefendi alacakmış da Ağrı diye falan filan. Böyle çok itici manipülatif bir şekilde açıklama yaptı. Uzi de buna karşılık diyor ki kardeşim yani paylaşacağım. Kendisinin uçak biletiyle duruyor yani. Burada asıl problem Mustafa Sandal'dan sonra çıkmak istemesi. Yani line-up'lar bilirsiniz bazı rapçilerde olur yani. Ben en sonda çıkacağım. Hatta birçok rap konseri de iptal olmuştur. Her şeyi Uzi belirtmiş yani menajeriyle birlikte. Ama bunlar herhalde son dakika demiş ki ya Utku yani hocam yaşlı ya adam falan diyerekten herhalde böyle adamı sözleşme dışında bir hareket yaptırmaya çalışmışlar. Haliyle Uzi'nin... Burada bu arada Uzi haklı. Yani sözleşme sözleşme olarak yazıyorsa orada yani bu sözleşme hakkı boşuna yapılmıyor. Uzi haklı bu durumda. Haksız mı bilmiyorum ama Mustafa Sandal'dan büyük diye demiyorum. Şimdi ortada bir sözleşme yapıyorsan o sözleşmeye uyman gerekiyor. Ben Mustafa Sandal, bu arada Mustafa Sandal 4'e katlayıp 5'e böler Uzi'yi ama bak ben de Mustafa Sandal severim. Yani aya benzer yüreğim falan bunu 7/24 herkes biliyor bunu. Şu an şu tarihte bile dinleniyor, açılıyor, dinleniyor falan yani. İyi bir sanatçı. Ona laf yok ama burada ortada sözleşme varsa bro. Sözleşmeden dolayı böyle bir şey talep etmesi Uzi'nin normal. Yani sözleşme ihlaline giriyor bu. İyi de kabul edilmiş bu zaten. Kabul etmemişler mi? Sözleşmede öyle yazıyorsun. Neyse o abicim. O zaman kabul etmeyeceksin böyle bir şeyi. Uzi gelmeyecek. Ya o zaman dersin ki Uzi'nin götoşluğu. Hani yani kendini ne zannediyorsun sen? Mustafa Sandal'dan büyük mü zannediyorsun? Dersin o zaman da şimdi adama sözleşme yapmışlar. Gelmemesi de normal. Ben bir şey merak ediyorum. Bu konserde Mustafa Sandal yerine Ceza olsaydı ne olurdu? Bir hesap edebiliyor musunuz? Yani Uzi'nin ne kadar linç yiyebileceğini. Yani Ceza üstad falan filan. Ama burada asıl konu bence... Uzi öyle bir şey yapmazdı bence. Ceza olsaydı böyle bir şey yapmazdı. Kendi arkadaşlarına konser veren rapçiler şimdi sözleşme carçurt deyip havalara girmesin. Bence kendi maya benzer yüreğim. Popçunun Uzi'den sonra çıkması yani burada bir popçulara karşı bir sistem olduğu belli yani bir tavır alındığı bariz bir şekilde belli. Mustafa Sandal da demiş ki Uzi kardeşim yani burada da diyor ki Mustafa Sandal hani Uzi kardeşim.
Sevgili Uzi kardeşim, kayıtlara geçen senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet hit olmuş eserin olduğunda, Avrupa'da ödüller aldığında, 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz. Şarkılarını da beğeniyorum, umarım başarırsın. Şöyle bir tweetlere baktım da cevap vermeme gerek kalmamış. En iyi cevabı her zaman halk verir, vermiş de. Bu arada beni konser öncesi arasaydın benden sonra çıkmana müsaade eder, destek olurdum. Genç yetenekler başımızın tacıdır. Alkışın ve ışığın bol olsun. Kariyerinde başarılar dilerim. Allah'ım yarabbim, bu klaslık ne peki? Mustafa Sandal'daki. Mustafa Sandal hiç böyle, yani çocukluğumdan beri var Mustafa Sandal ve hiç böyle olayı falan yok bu adamın, yani anladın mı? Benim aklıma gelmiyor, böyle inanılmaz bir olayı var mıydı? Magazinsel ya da böyle şok. Mustafa Sandal, Mustafa Sandal yani. Herkes sever Mustafa Sandal'ı. Mustafa Sandal herkes sever abi. Benim babam da sever, benim anneannem de sever, ben de severim. Benim kardeşim de sever. Anladın mı? Yani böyle takılan bir adam yani. Böyle popstar hani Tarkan kadar. Aslında bak, olaya bak. Tarkan'la Mustafa Sandal mesela, onları karşılaştırdığında hangisi daha büyük? Tarkan bence daha büyük de. Mesela hiçbir zaman Tarkan dese ki benim arkamda duracaksın, Mustafa Sandal durur, anladın mı? Öyle bir vibe var yani. Ulan ne Mustafa Sandal'ı ne Uzi'si bro, bunlar eskisi ya, ben artık şey dinliyorum. Başladı partide evlince vakti, eyvah basıldık memur abi elde bacardı. Geldi şov vakti, hatun Van'da ben selcerdi. Bir alkışlayalım Falcon. Falcon'cum hoş geldin bu arada. Seni anladım. Hani benim kadar hit yaptığında 10 sene 30 sene sonra da o kadar on binlerce insanı topladığında seni hani tekrardan konuşuruz demiş. Yani burada Uzi'nin yaptığı işin geçici olduğunu, 30-20 sene sonra da bu kadar geçici olduğunu söylememiş ya. Geçici olduğunu söylememiş. Bu Eminem moment. Yani geçici olduğunu söylemiyor. Eminem de mesela MGK Eminem'e diss attığında Eminem dedi ki ben 20-25 yaşında dedi senin önünde yakabilecek kadar param vardı benim dedi. Senin neyin var? Ama bu biraz flex yani, sen de diyor 150 tane şarkı çıkar, 150 tane hit olmuş şarkı çıkar, herkes okusun, diğer sanatçılar okusun, o zaman karşıma gel konuş benden sonra çıkmak iste. Burada yani şey yok. Bu kadar dinlenmeyeceğini aslında alttan alttan mesaj vererek belirtmiş. Genç yetenekler başımızın tacıdır. Hani önceden beni arasa, konuşsa hani ben müsaade ederdim diyor. Hem gömmüş hem ne yapmış yani belli değil. Yani genç kafalar matiz çekemeyen kuduruyor, bu kadar basit alper alp artık bu camiadan fukit. Sonunu ben ekledim barından, iyi yazdım ama goyum. Ya sen salak bir çocuk mu ya? Falan diye aslında alttan böyle bir mesaj vermiş. Bu arada ben şahsen Uzi'nin Father Son moment bu ya. Ben senden sonra çıkmak istiyorum diyeceğini ben düşünmüyorum. Yani rapçilerin bir egosu da vardır. Şahsen böyle bir şey için, böyle bir konu için ben arayacaklarını, araşacaklarını düşünmüyorum. Yani bu işleri kendi aralarında değil, organizasyon yap. Dostum yani rapçilerin egosu var da diğer sanatçıların yok mu artık ya? Sansar'la Benfero bu olayın üzerine. Uzi kötü bir MC değil falan filan, Mustafa Sandal diye yapmayın. Ya Benfero da demiş ki yani kardeşim sen burada niye Uzi'yi savunuyorsun? Sen gidip Kontkar'ı beğenmediğini söylüyorsun. House beatler, işte patlama tarzı beatler. Abi gidip şimdi de Uzi'yi savunman iki yüzlülük değil mi? Ya Benfero hem... Benfero'ya çok üzülüyorum ben ya. Benfero ne alaka dostum ya? Benfero'ya çok üzülüyorum ya. Fero... Kendine gel ya, orman kanunlarını yapmış bu herif ya. Orman, hayır, Benfero'nun tüm derdi ne biliyor musun? Benfero 5 sene önce 2017-2018'de çıktığında herkes dedi ki bu ne, bu ne, bu ne. Bu adam bütün chartların anasını belledi, bilmem ne yaptı, böyle en tepedeydi, anladın mı? Şimdi başkaları en tepede. Ve aynı şeyi Benfero'yu denilen şeyi şimdi Benfero onlara diyor. Yani desteklemesi... Desteklediğini düşünüyorum ama yani çok duygusal be Ferhat abim. Çok duygusal bu işler için. Haklı hem haksız abi. Sen burada kontkarları, patlayan beatler falan... Ben ölümüne şeyler... savunacağım bu arada. Ben ölümüne Benfero savunacağım ama iyi bir iş yaptığı zaman abi. Anladın mı? Dos Paketos hoş geldin bu arada. Teşekkürler. Sana da iyi sayılar. Abi şakasız ben Ferro TV'de bir yayıncı olsa alp aralıp olurdu. Neden biliyor musun? Kimse onu S2'klemiyor diye her olaya laf atıyor ki belki birileri bana CVP verir de ünlü olurum diye. Ahahaha ağır konuştum. Dostum kendini banlar mısın? Diyorsun. Depresyon da olabilir bu arada. Abi senin müziklerin o tarz şarkılar değil miydi? Yani şimdi niye Benfero Joker gibi olmuş? Neden dinozora dönüşmüş? Ben bunu anlamadım. Cashflow arkadaşlar, biz de rapçiler pop müzik yapmış. Kimseye saygı duymak zorunda değiliz. Bu devrin yapımcıları, yayıncıları her ne kadar pop müziği, rap müziği falan filanlar. Rapçiler sizleri sevmiyor.
Ne alaka Keşfilov ya? Dayım bir dur be. Saygı da duymuyorum. Kabullenin bunu artık dünya. Genellemeyi çok doğru bulmadım arkadaşlar. Arkadaşlar biz rapçiler pop müzik yapmış. Kimseye saygı duymak zorunda değiliz. Nasıl bir mantık bu ya? Yani Türkiye'de sağlam pop yapan insanlar da var. Ya yani böyle bir durum yaşandı diye genelleme yapmak ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Biz rapçiler pop müzik yapmış, kimseye saygı... Keşflow demiş. ...duymak zorunda değiliz. Keşflow ben lisedeyken de vardı. Keşflow hala var. Bilmiyorum şu anki rakamları nasıl ama. Yani piyasada mı bilmiyorum da. Keşflow underground adamdı yani. Underground öfkesi bu. Yani yıllardır bu adamlar karın tokluğuna sanat yaptılar. Şimdi hani biraz güç ellerine geçince popçulara saldırıyorlar. Aslında bunun doğrusu, bunun aslında doğru olması gereken cümlesi de şudur. İlla ünü var diye, müzik yapıyor diye, hayranları var diye ona saygı duymak zorunda değiliz. Kontkar'dan Uzi'ye destek. Ya ben bunu okumak istemiyorum. Kontkar beyefendi kendisinin endüstriyi ben şekillendirdim videosu hakkında yapmış olduğum normal saygılı eleştiri yüzünden videoma telif atıp kaldırtmıştı. Bu telif halen duruyor. Kanalımı ciddi anlamda etkileyecek bir olay bu aslında. Çok büyük bir olay ama beyefendi abimiz işte o telif o yaptı. İşte istemeden ya bilmiyordu yoksa niye telif. Abi hiçbir ekibindeki insan senin onayın olmadan hiçbir hareketle yapmaz, sana danışır. Evini haberin olduğunu da biliyorum. Hani senin hakkında her şeye rağmen zamanla çok iyi videolar çektin. İnsanlar biliyor. Bu kadar halin acımasız oluyorsan abiciğim ben sana cidden saygı duymuyorum. Motive eden Ben Fero'ya. Hayda. Oğlum başları, drama videosu içinde drama çıktı abi. Soy yapmasınlar, tek gerçek Muazzez Abacadır ulan. Doğru bu arada. Keşflow hala mı underground ya? Hala mı? Seninle ölüme bile giderim Alper abi. Kelayın akşama hoş geldin bu arada. Yarın gidiyoruz, hazırlan. Ne boş yaptın be abicim? Sen niye böyle oldun? Bu kim? Bir dakika. Motive mi bu? Cidden saygı duymuyorum. Motive eden Ben Fero ya. Ne boş... Motive bu cevabı da çalmış Motive. Boş yaptın. Gülsenize abi. Gülsenize. Çalıntı dedim. Espri yaptım. Bakalım Motive ne yapmış? Abicim sen niye böyle oldun? Bizim olduğumuz her yerde sen yoksun diye mi? Niye böyle olduğunda şu, Ben Fero bir dönemlerde patlama yaşadı. Birçok rapçi onu kötüledi. Ama Ben Fero hiçbir saygısını bozmadan hiçbirine cevap vermedi. Ama birden bakıyoruz ki Ben Fero... Harbiden Ben Fero'ya ne oldu? 3 sene sonra herkesi böyle sitemli, agresif, insan... Bence şey ya, piyasaya küsmüş adam, anladın mı? Yani ben hala söylüyorum, Ezel olayı bu adamı derinden yaraladı. Ezel olayı derinden yaraladı. Arz bu gibi gidince arkasından ya son yaptığı şarkıları görüyorsun. Mix Master'ı görüyorsun. Anladın mı? Arz bu gibi taşıyor yani. Ezel'i de bir noktada o taşıyor. Ezel tamam. Olağanüstü bir müzisyen ama yani Ben Fero kafayı yedi. Sol alttaki mi sensin, sağ üstteki mi? Ay Kezay yeni mi geldin sen? Kezaycığım ben sağ üsttekiyim falan, soldaki oynuyor şu an. Kafan yanıyormuş falan. Bile dinleyicilerine bile inanılmaz bir noktaya geldi. Kültür savunuculuğu yapıyorsunuz. Popüler kültürün kıyılarından getirdiniz. Şimdi sizi kimse dinlemiyor mu diye. Özet olarak yani zamanında böyle müzik... Alışık olmanız lazımdı ki bu adam 2 senedir Türkiye'nin biri. Şimdi mi battı gözünüze? Seninle aynı liselerdeyken sargı gösteriyordun. Sen liselerden düşüncem eleştiriye kadar oldu. Bu yorumlarınız neredeyse sizi lisedeyken. Benim hayatım hip hop. Ya Moti kardeşim ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun oğlum? Müzikler yapıyordun, şimdi ne oldu, dinlenmiyorsun, aynı listelerde olamadığımız için mi bu kadar sinirlisin, yaptığın işin çünkü çok kötü, bu yüzden aslında insanları hala manipüle etmeye çalışıyorsun gibi gibi. Özet bir şekilde açıkladım zaten, bu olayları okumuşsunuzdur. Motive bayağı sinirli. Sana ne oluyor rahatsız çocuk, ben eşimi dostumu ben bu konuya karıştırıyor muyum? İki tarafta fikrini söyledi, bitti. Senin söylediklerinin içinde kalanlar mı? Boktan dediğin temelin ekmeğini yiyorsun, saygı duymaktan sana nankörlük. Ya abi, temeli sen oluşturmadın ki yani Ben Fero. Abi senin müziğe başlama sebebin zaten Ezel. Bu endüstriyi Kontkar'da diyor ben yaptım. Abi herkesin bir payı var. Neye herkesin payı var ya kardeşim? Ezel'in, siz Ezel mi sanıyorsunuz amına koyayım? Benim amına koyayım. Beni. Siz Ezel mi sizi bu kadar ünlü yaptı sanıyorsunuz? Benim amına koyayım. Ya şimdi bir kere bir şey söyleyeyim mi? Endüstri temelini atabiliriz. Bir kere Ezel attığını düşünüyorum ben net. Net Ezel diyorum.
Ezhel'i severim ama şarkıları bana hitap etmiyor. Ya Ezhel Kürdistan olayında yanlış anlaşıldı. Şan bile var. Ama gerçekten bu endüstriyi, bu rap olayını geliştiren... Ama Ezhel'le Ben Fero vardı. Başka biri var mıydı ya o dönemde? Ezhel'le Ben Fero çok olağanüstü başarılıydı. O dönemler mesela Müptezel'den sonra. Ya ben o aralar takip etmiyordum. Ben Ezhel'i takip ediyordum da. Dostum aslında Ezhel. TR Ezhel evet. Oğlum Kont eski zaten. Kontkar eski bir adam ya. Kontkar ne biliyor musun? Kanye West gibi bir adam ya. Prodüsörlükten falan gelme. Yani Kanye West ile Jay-Z'nin stüdyosunda ona prodüs yaparken ünlenen bir herif, anladın mı? Kontkar, Fero, Ezhel. Evet Kontkar da vardı aralarında. Ya da böyle büyüten insan Ezhel. Bu acı bir gerçek. Hani Ben Fero neden böyle old school rapçiler gibi ben bu kültürü şey yaptım, savundum, ben mücadele ettim tavrına giriyor. Abi sen 2018'de rap yapmaya başlamış bir insansın abi. Yapma gözünü seveyim ya. Yeni mesleğin avukatlık hayırlı olsun. Çaldığın şarkıları savunmak için başlamışsın belli ki. Oy. Oy. Hocam bak bu da aslında çok kötü bir manipülatif tekniği olmuş. Şimdi demeyin abi bana sen motiveyle takılıyorsun ondan böyle. Abi ne alakası var ya, bizim motiveyi eleştirdiğimiz de oldu ya, yapmayın. Bakın motive 10 miligram. Çalıntı muhabbetleri döndü. Hatırlarsınız ben de videosunu çekmiştim. Abi sırf böyle dedikodu oldu diye motive çalıntı demek Özür dilerim. Gerçekten büyük ayıp ya. Gerçekten tüm kariyerine aslında yapılan saygısızlık. Abi ne rapçiler gördük. A'dan Z'sinin kostümünden klibine kadar çalıyorlar. Motive yani öyle bir... Lan çık söyle o zaman kardeşim. Ben Label C5'i ilk duyduğumda bu Pop Smoke dedim. Pop Smoke yani bak şey değil. İlham alınabilir ama bazı şeyler çalıntıya giriyor. Sonra Ezhel'in birkaç şarkısı vardı ilk çıktığım Müptezel albümünü dinleyin. Tamamen A$AP Rocky şeyi yani formülü. Anladın mı? A$AP Rocky'nin o dönemde çıkardığı şeyler. Ki ben, Allah'tan ben A$AP Rocky ve Ezhel'i sevdiğim için bana şey batmadı ama yani bu ilham alma çalıntı. Şimdi Ezhel sanatçı. Burada saydığın isimden. Şimdi Moti neyin sanatçısı kardeşim? Neyin sanatçısı diyeyim de benim götümü bir siksinler YouTube yorumlarda. He? Bir götümü ayırsınlar şöyle bir yorumlarda. Dün bir rüya gördüm. Yayın açmışın yanında sevgilin diye tanıttığın biri vardı. Burak'cığım günaydın. Başardım anne. Burada rap piyasasını mı ele alıyor? Kalite sıfır. Alparıl, bunu ciddi cevaplar mısın? Sen şimdi Türksün ve bununla gurur duyuyorsun. Yani sonuçta bir Türk evladısın evet. Ve geçmişini de biliyorsun. Bir Türk kadını gelip ayaklarımın altını yala dese yalamayacak mısın? Cipla ona göre YouTube'de linçlesinler seni. Bu arada yalarım. Bu kadar saygılı bir şekilde gelirse... Oğlum bak biz şimdi bak. Şimdi videoyu uzatmak için demiyorum ama Moti'nin son şarkısını dinledik, tamam mı? Moti nerede? Sivim. Şimdi Moti ve nerede bas giriyor? Tamam ben bu şarkıyı duydum oğlum. Bu şarkıyı duydum. Dostum burada Playboy kart şeyi var yani, şimdi tamam esinleniyorsun da yani sen... Yani ben anlamıyorum bu insanlar nasıl özgüvene sahip oluyor ya. Buraları keselim bu arada. Ney bu? Bugün Cenk Hoca'yı bayıltacağım. No! Fuck bro! Bayılmadı ama bu. Nasıl ya? Bayılıyor, bayılıyor, bayılıyor. Hocam. Oğlum ne oluyor bu kanalda? Dedikodu oldu, adam açıklama da yaptı gerçi. Bu kadar özgün müzik yapan birisine de çalıntı demezsin abi ya. Abi çalıntı diyorsun da sen gidip Migos'tan flowlar almadın mı? Giyiminden klibine kadar, yaşam tarzına kadar, Instagram'daki fotoğraftaki açıklamaların yazı tipine kadar Migos'tan almış bir insansın. Konu çalıntıysa abi bence bu konuda birazdan mütevazı olman gerekir. Yapma valla. Çalıntı demeyelim. Çalıntı demeyelim, esinlenme diyelim dostum. Ben Fero'nun bir storylerine bakalım arkadaşlar, ne demiş son olarak. Motiveciğim, konunun ilk başını anlamadığın gibi bir de konunun devamında bambaşka alakası şeylere bağlıyorsun konuyu yani. Diyorsun ki zirvedeyiz. Ben Fero'nun yani yüzüne de bakarsanız bayağı kilo almış. Yani resmen Ben Fero'nun eski fotoğraflarını yazarsanız birebir hani aynısı diyebilirim. Ya yani bir an önce daha çok böyle spora kafa verip abi kafasını... Bence bu adam depresyonda abi. Niye bu adama yardım edelim yok da
sürekli bir saldırı var. Sen çok zayıfsın Robert. Sorun bence şu TR'de adam akıllı prodüktör çok az. Herkes de aynı sample alıp manipüle edip edip kullanıyor. Sonra bütün şarkılar birbirine benziyor. Yani Özge hoş geldin. Yani olay şey. Şimdi bu bizim bir kültürümüzün parçası değil, tamam mı? Şimdi ne yalan söylemeye gerek yok. Türkiye'de çıkan bir şey değil. Sonuç olarak bizde işte o yabancıların çift falan işte ilk çıktığı dönemler böyle trap falan 2012 falan, tamam mı? Çift Keef'lerin çıkış tarihi 2012. Hatta Drill de o tarihlerde çıkıyor. Orada yaşanan gerçek olaylardan çıkılıyor. Herkesin bir... Uzi ve tayfası haindir. Tepkiye bile yaptıkları şey ortada, götleri kalkık ve şunu unutmuşlar. Alper Alp götçüdür, dikkat etsinler. Şöyle hani o dönemde çıkmış bize. Bizim Türkiye'ye ne zaman geldi? 2017-2018'de geldi. Bu trap bilmem ne. Yani arada bir 5-6 sene var, anladın mı? Şimdi Türkçe rap zaman, ben çocukluğumdan beri Türkçe rap dinleyicisiyim. Dinlerim yani, severim. Ceza olsun, Sagopa. Abi Sagopa çok iyiydi falan. İlahi falan. Abicim hiçbir zaman mainstream olmadı. Yani Ceza, Sagopa hariç bütün geri kalan Sansarı'dır, işte Ezeli'dir, Aysezel'de o dönem. İşte ne bileyim Modexel, hepsi underground'dı. Yani bu adamlar yemek parasına falan şarkı yapıyordu, anladın mı? Albüm yapıyordu. Albümünü, Hayki albümünü elden veriyordu ya. Hayki'nin albümünü satın alıyorsun, Hayki gelip veriyordu sana albümü. Hani böyle bir piyasaydı, anladın mı? O dönemde. Adam şey parası veremiyor diye kargo. Ulan Kelaynak WTC'nin Koşizof Tren hiç yalmadığın yayıncı kaldı mı? Ulan TVTC'de seni izleyen yaş kitlen 8.5 kogu old school olarak Benfer oyun çakalı falan sayıyor. Ha en son sevgili Nimet'in 2'de yaptım herhalde realde suratını görüne Kalper Alp'in suratı cennetten bir parça gibi geldi. Ahahaha. Ne alaka ya? Toparlaması amacıyla daha böyle sağlıklı olması için çok gergin çünkü. Yani spora gerçekten ihtiyacı var buralar. Bunu çekemiyorsun diyorsun. Biz konserlere Ezgi hoş geldin. Konserlere vererek oluyor diyorsun. Ben yaklaşık bir 5 sene önce bu işte büyük bir başarı yakaldım. Ben 5 sene oldu mu lan? Verdim. Şimdi siz yakaldınız, siz veriyorsunuz. Bundan daha doğal ne var, ben bunu anlamadım. Ya da ben hologram olarak mı verdin bu konserleri acaba sen? Abi tamam, doğru, iyi sağlam konserler yaptın. O dönemleri çok iyi biliyoruz, hakkını yemeyelim. Ama konunun hani senin konserdeki sayıyla yaptığın konserlerle bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Konu bu değil. İsterseniz bu sound işini beraber oturalım konuşalım güzel kardeşim. Ben sizin işiniz boktan, sizin işiniz bilmem ne demiyorum. En başından beri bu iş farklı diyorum. Bak çok basit anlatayım sana. Sizin beatleriniz, sizin işiniz bunu yaptırıyor. Benim işim bunu yaptırıyor. Bunlar Joker'de böyle mi oluyordu ya? Akraba müzikler değiller. Bunlar çok benzer şeyler. Ne alaka abi, ben senin konserinde böyle böyle dans ediyordum. Aynı listede olmaması lazım. Lan adamın demeye çalıştığı o değil Robert ya. Lazım. Aynı şekilde anılmam. Aynı şekilde anılmaması lazım. Bunlar otursun derdindeyim aslında. Başka hip-hop mizahı da çekilmiyor. Hiçbir şeyin derdinde değilim güzel kardeşim. Abi nakaftı üzerine mi yapalım? Ne yapalım yani? Aynı listelerde olmayınca da ben niye nakafta girmedim muhabbeti oluyor. Ama tam birebir aynı değiliz ve bana laf etmiş, bana müziğimden dolayı bunca linç yapmış kitleye, ben diyorum ki bu kitle tekrar pop ve arabesk dinlemeye başladı. Ben bunu kitleye söylüyorum, siz üstünüze almıyorsunuz. Siz Müslüm Gürses misiniz? Ya yerim bu adamı ya. Bu şu adamı üzmeyin ya. Dünyanın en tatlı adamı değil mi ya? Mesela siz Müslüm Gürses misiniz amına koyayım falan demesi gerekirken. Ya bu adam bak rapçi gibi de değil, anladın mı? Hani... Şey böyle çok mütevazi, böyle yani mühendis kafası. Anladın mı? Çok seviyorum ben ya Fero'yu. Siz Tark... Abi Uzi bir iki arabesk yaptı diye arabeski denmez. Yani o adamın yaptığı her tarz dinleniyor yani. Acı bir gerçek yani. Burada baya Ben Fero'ya sanki karşı bir insan gibi durumda hissettim şu an videoda. Yani şu an bunu hissediyorum ama yani abi bazı noktalarda o kadar alakasız yani, evet, anlamsız şeyler söylüyor ki ben yani gerçekten şaşırıyorum abi. Ben Fero, sen old school bir rapçi değilsin. Yıllardır kültürde mücadele vermedin abi. Neden Joker gibi listelere giremeyen o eski rapçiler, yaşlı rapçiler gibi davranıyorsun anlamadım abi ya. Bakan mısınız? Niye üstünüze alınıyorsunuz eğer siz de trapçiyseniz? Niye üstünüze alınıyorsun demiş. Abi sen gidip Uzi'nin
adını, şarkısını SS alıp arabesk yapıyorsunuz diye bariz bir şekilde hedef göstererek story atıyorsun. Şimdi de diyorsun ki yani ben niye üstünüze alınıyorsunuz? Bir gramda gözü yok, gramda canım benim. Zirve, paralar hepsi senin olsun. Hiç önemli değil. Tamam mı? Hadi başarılar, görüşmek üzere. Olaylar bu şekildeydi. Uzi'nin konser olayından konu Benfero'ya kadar geldi. Uzi hocam öncelikle başta bir haklı. Yani sanatçının sözleşme yapıyorlar değil mi? Konser öncesinde madde madde sanatçı. Popçu arabeskçi dediniz. Şimdi Uzi'yi niye savunuyorsunuz? Robert Yağını Denkal Aslan'ın derin devlet peşinde ve seni izliyoruz gerisini sen anladın kıps. Dostum bir sakin. Griffin'sime hoş geldin. Yani... Şöyle sakin olun. Bence şey Fero'yu ben çok seviyorum ya. Bilmiyorum. Ben Fero'yu çok seviyorum. Ferhat abimi seviyorum. Yani Ferhat abim gibi abim olsun. Anladın mı? Ya o yüzden kötü de bakamıyorum. Şimdi tamam. Uzi'nin olayında, Sandal olayında, Mustafa Sandal olayında Uzi haklı. Sözleşme varsa eğer. Ortada. Uzi haklı. Buradan şey bu Fero. Ben Fero böyle derdini anlatamayan biri olur ya, böyle hani bir şey söyler yanlış anlaşılır, böyle iş çığırından çıkar sonra geri toparlamaya çalışıyor, öyle bir adam, anladın mı? Yani derdini anlatamamış. Ben Fero'nun abisi bizim buraya gelip duruyorlar. Peki bu bilgiyi ne yapalım, böyle dürüp götümüze mi sokup? Şu an bile Sagopa'yı arabesçi diyenler var, insanların düşüncelerini engelliyor. Sagopa arabesçidir. Bu arada Şanışer de Şanışer de arabesk pop yıldızı falandır, tamam mı? Şanışer'i savunmayın bana ya. Şanışer'i dinlemek için vurdurmam falan gerekiyor ya. Şanışer dinlemek için böyle hani ben hiçbir insan görmedim. Bir şey bir at Şanışer de dinleyelim falan diye bir insan görmedim ya. Ya Şanışer dinleyelim diye bir cümle kurmadım. Hepsi mezardaydı çünkü falan, böyle tehdit ediyormuşum. Şaka arkadaşlar, şaka. Ne olur YouTube şaka. YouTube'da izleyenler şaka. This is joke. Burada izleyenler şaka değil. Alper haddini bil. Ne lan? IP adresimi mi atacaksın oraya? Alperaso.jet. Bostra'nın yan hesabı Sudiko. Adresimi atma dostum. Adresimi bilen biliyor zaten. Derya Face'ime hoş geldin. Derya Fakir Face. Alper bitmiyordu de beğendin mi? Ben Fero'nun Arts Boogie Beat'ten sonraki Ezel olayından sonraki yaptığı hiçbir işi beğenmedim. Hiçbir işi beğenmedim. Gerçekten kalite olarak bak bu Orman Kanunları ve ondan sonra çıkan albümü unuttum şimdi. Ben Fero hayranıyım aynen. Albümü unuttum, bu Kramp'ın olduğu falan. Buradayken yaptığı iş burada. Burada falan. Şu an yaptığı işler. Çünkü depresyonlu adam. Yani bak depresyonlu, anladın mı? Yani bu adam kaliteli iş yapıyor. İyi iş yapıyor zaten. Buna vereceksin beatini, tarzını. Aldın mı? Unique bir tarzı vardı ya Türkiye'de. Ben bile kontkarlara falan böyle diye bakarken, ben de o zamanlar küçük çocuktum, vurduruyordum. İşte Ceza varken, Sogapa varken bunları mı dinleyeceğiz? Yani ne hale gelmiş yabancıdan çakma falan. Derken bu adam bir ulan güldürdü başta. İşte Demet Akalın, Hadi Akalın, Hava Kapalı. Bak ezbere biliyorum. O flow olsun bilmem nesi olsun. Unique'di yani. Belçin'cim hoş geldin değil. Abi dünkü yayından sonra yengeyle ayrıldınız mı? Yazıyor kardeşim. Hatta o maddelerde şunu da yazabilir. Kardeşim X rapçisinin şarkısını çalmayın. Böyle bir hakkı var. Adam istediğini yazabilir. Anladın mı yani? Ama bu yazılan şeylerin dışında hareketler, eylemler gerçekleşirse sana... Şimdi Reçkol dinliyorlar. Reçkol dinleyen net vurduruyordur. Dostum ben günde 2 defa, 3 defa o zaman yatmadan, öğle arası ve akşam yatmadan önce sabah kalkarken vurduruyorum dostum. Reçkol'ün ağzını alırken reisi büyük. Recep'im sakın. Uzi Caney'i dinleyen köylüdür yani. Kuzu falan kovalıyordur, anladın mı? Kurban Bayramı'nda. Haliyle tavır alıp abicim gelmemesi çok normal. Benfero motive konusuna gelirsek, yani adam son zamanlarda gerçekten mental olarak dostlarım ben iyi durumda değil. Yani anlıyorum, piyasadan çıktı. Piyasadayken her yerde çalıyordu. Number One'da, arabalarda herkes Benfero dinliyordu. Ezel dinliyordu. Yani bu iki rapçi dinleniyordu. Rap'i bıraktı. Rap'i bıraktıktan sonra birçok yeni rapçi yükseldi. Aynı şeyleri... Rap'i niye bıraktı bu adam? Ne yaptı o sırada?
Reçkol olmasa o ekip net parçalanır, bölünür ya. Peras Blancos'un hiçbir şey kalmaz. Hayır, 3 sene falan 3 sene falan şarkı çıkarmadı ya, hiçbir şey çıkarmadı ya. Ha, eskisi gibi değildi. Çadılar o rapçilerde. Halil rapçi de Benfero da yani tamamen egosu maalesef bunu izin vermiyor. Onu da anlayabilirim. İnsan psikolojik olarak bir dönemler milyonlar kazanırken son dönemlerde 100.000 TL kazanması onu memnun etmez. Ama başkasını 100.000 TL memnun edebilir. Benfero da aslında yani bence Fero'yu memnun etmeyen şey bu değil ya. Para konusu hiç değil anca Fero için. Para konusu olsaydı o zaman Ezel'le arasını bozmazdı. Bilmem neyle arasını bozmazdı. Yani devam ederdi. Mevzu para değil ya. Bu adam şeye gelemiyor. Haksızlığa, yani kendi içinde haksızlık yaşandığını hissedince gelemiyor. Duramıyor böyle, anladın mı? İçi içini yiyor. Ben çözdüm Fero'yu. Için. Bu da tabii dışa da yansımış oluyor. Konu müzikse abi, o müzik konusunda motive varsa, motive ile kimse müzik konusunda tartışamaz. Motive gerçekten popüler olanı yapmayan, vizyon sahibi, harbiden sağlam müzik yapan biriysen, gerçekten rap yapıyor yani, her tarzı yapabilen biriysen, Benfero da popüler olan şeyi o dönemde yaptı, Migos'tan aldı, yani çalıntı demesini bu yüzden mantıksız buldum. Karışık konular, saçma konular, çok kesinden de değil. Uzatmak istemiyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında. Ben videonun anasını belledim zaten. Kaç saat oldu? Kendinize iyi bakın, dikkat edin ve neredesin Pango?